Özel güvenlik görevlisi personellerimiz, çalışanlarımız silahlı 120 saat, silahsız 100 saat eğitimlerden sonra özel güvenlik kimlik kartı sertifikasını alıyorlar. 5 yılda bir yenileniyor bu güvenlik kimlik kartları. Yenileme eğitimleri de 60 saat gene silahlılarda, 50 saat silahsızlarda bir eğitim süresi var. Tabii özel güvenlik eğitimleri çok yeterli değil. Bunu çok net ifade edebiliriz. Bunun sorunlarını ülke gündeminden de görüyoruz. İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Komutanlığı'nın düzeniyle, disipliniyle, eğitimiyle yakın bir ilişkisi olması lazım özel güvenlik görevlilerinin, eğitimlerinin. Dolayısıyla eğitimde mutlak surette bir düzenleme şart. Stadyumlarda çalışan özel güvenlik görevlileri dünkü Fenerbahçe-Beşiktaş maçında da gördüğümüz üzere orada yağan pet şişeleri, çakmak ve bozuk parayı düşünün. Burada özel güvenlik görevlilerimiz çok korunaksız. Yani kask yok, baret yok, bir koruyucu madde yok. Çok açık hedefler. Tabii bununla ilgili daha önce Spor Bakanlığı'yla birlikte yapılan bir düzenlemede özel güvenlik görevlilerinin statta görev alacak personellerin ayrıca bir eğitimleri söz konusuydu. Bununla ilgili de evet bir sertifikasyon verildi. Ancak yeterli değil. Özel güvenlik görevlileri ayrı bir stadyumlarla alakalı ayrı bir statüye kavuşturulmalı mutlak surette. Birebir bunun eğitimini alıp kaskla, koruyucu ekipmanla görev almalı. İşte Şenol Güneş'in örneğin kafasına isabet eden bir yabancı cisim var. Fakat daha önce köşe vuruşlarında her dört köşe vuruşunda da futbolcunun üzerine yoğun bir şekilde bozuk para, çakmak, pet şişe atıldığını gördük. Fakat içeride herhangi bir alışveriş yaptığımızda bir su almaya kalktığımızda 10 lira veriyorsak, örnek veriyorum su 1 TL ise 9 TL'yi bize bozuk para olarak geri verebiliyor. İçeride o zaman bunun önüne geçmek lazım. Yani bu paralar, evet dışarıda özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız bunları teslim alıyorlar ama içeride büfeler bu bozuk paraları tekrar vatandaşa geri veriyorlar. Ne yapıyoruz? Pet suları açık bir şekilde ya da hiç almıyoruz özel güvenlik görevlisi olarak stadyuma girişlerde. Fakat içeri giriyorsunuz her tarafta pet şişe var. Yani sonuç itibariyle stadyumda bunlar dağıtılıyor, büfelerde satılıyor.